Haftanın golüne hoş geldiniz sevgili izleyenler. Süper Lig'de 9. haftayı da geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi Clear Haftanın golünü seçmeniz adına sizin için 4 aday belirledik. Ekrem Ekşioğlu ile birlikte 4 adayı yorumlayacağız. İlk karşılaşma geliyor, ilk adayımız geliyor ekranlarınıza. Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi. Emre Belezoğlu. Rodriguez. Bir çalım, şut Rodriguez'den muhteşem bir gol! Geri Rodriguez, Fenerbahçe 1-0 önde 11. dakika. Muhteşem bir gol atıyor Rodriguez. Bu sezon ikinci golü. Fenerbahçe 1, Konyaspor 0. Kendi hazırladı yine. Evet. Rodriguez'in gollerini genelde böyle görüyoruz. Evet. Kendi hazırlayış, ceza sahası dışından çok etkili bir şut çıkarttı. Aslında ceza sahası dışında ne kadar az gol oluyor dediğimiz dönemlerde şimdi güzel goller gelmeye başladı. Yani bir füze de o gönderdi. Geçen haftaki golleri nazire yaptı belki de. İkinci adayımız da yine Fenerbahçe. İttifak Holding Konyaspor mücadelesinden gelecek. Vedat Muriç döndü. Vedat Muriç vuracak. Vedat Muriç! Muhteşem bir gol atıyor 82. dakika. 5-1 oldu. Vedat Muriç. Fenerbahçe 5, Konyaspor 1. Bu sezon 5. golü. Evet, 82. dakikada Muriç'in yine Rodriguez gibi kendini hazırlayıp yine kendi hazırladı. Yine ceza sahası dışından. Ama Vedat Muriç'in şu özelliğini de görüyoruz. Birçok farklı şekillerde goller atabiliyor. Ceza sahası içi, kafayla, ayağıyla, ceza sahası dışında bu çok önemli bir golcü özelliği bence. O da bir füze göndermiş, farkını ortaya koymuş bence farklı bir şekilde. Üstelik dakika 82, maçın bitimi neredeyse fiziksel olarak insanların düştüğü noktada o yine ayakta. Tebrik etmek lazım. Peki üçüncü adayımıza bakıyoruz sevgili izleyenler. Göztepe Kasımpaşa mücadelesinden geliyor. Tekrar Hayradinovic. Hayradinovic uzaktan kaleyi düşürdü. Mükemmel bir gol. Hayradinovic. Kasımpaşa öne geçiyor Göztepe karşısında. Hayradinovic çok uzaklardan avladı Beto'yu. 1-0 öne geçirdi Kasımpaşa'yı. Ligdeki ikinci golü Hayradinovic'in. Hayradinovic'in golü. Yine bir ceza sahası dışı golü ama o sefer yine deliğinden geçirdi Hayradinovic. Evet. Yani Beto'yu çok sürpriz bir şut. Orada. Beto'yu avlıyor ve gerçekten performansıyla göstermiş kendisini bu haftaki maça. O kilidi açan iki oyuncu olarak ön plana çıktı. Son adayımıza bakalım. BTC Türk yeni Malatya Spor, İstikbal Mobilya Kayseri Spor karşılaşmasından gelecek. Murat. Pasında Aqua. Restra ile karşı karşıya. Ortasını yaptı. Bifuma. Vuruş ve gol! Bifuma! Güzel bir gol, çok. Ama bu golün yarısını Aqua'ya yazmak lazım. Sanırım Hadebe de benimle aynı görüşteki o. Aqua'ya gitti, onun boynuna atıldı. Çok güzel kesti topu içeriye. Bifuma kenardan geldi, üçüncü gole imza attı. Bifuma'nın şık golü. Öncelikle harika koşusu var ve arkadaşıyla çok iyi bir uyumu var. Topu düşürmeden orada tekte vurmayı düşünmesi bence çok güzel bir meziyet. Bir golcü vuruşu yaptı Bifuma ve kaleciyi de hani hiç beklemediği bir anda da avladı. Haftanın en şık gollerinden bir tanesi. Evet sevgili izleyenler, Clear'la haftanın golünü seçmeniz adına sizin için belirlemiş olduğumuz 4 adayımızı yorumladık. Siz de Clear'la haftanın golünü beansports.com ve beansports uygulamasından seçebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle.